Kalk! Hücuma bir dakika kaldı. Hücum borusunu çal! Ramazan, ya. Hücum borusunu unuttum. Nasıldı? Ben sana öğreteyim. Öğret yani. Olurcuğum kumandanım. Bir türlü hücuma kalkamıyoruz. Boruyla çal şunu. Olur canım kumandanım. Hücum! Sen hepimizden daha ufaklık yaşadık. Yayın biraz kesmeden. Bugün adrenalin seviyesi biraz daha yüksek bir sporu ve bir sporcumuzu daha yakından tanıyacağız. 14 kuşağının bugünkü konu 2019 Türkiye Rally Şampiyonası Kadın Pilotlar Birincisi Özlem Uludağ Gülcan. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar Güncan Hanım, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Neler yapıyorsunuz evde? Valla evde mümkün olduğunca vakti iyi geçirmeye çalışıyorum açıkçası. Ben olaylara biraz daha pozitif yönünden bakmayı seven biriyim. İyi değerlendirmeye çalışıyorum. Farklı yeteneklerimi keşfettim. Evde olduğum süre içinde mümkün olduğunca şimdiye kadar ertelediğim, evle ilgili yapmam gereken ama ertelediğim şeyleri yapmaya çalışıyorum. Kendime vakit ayırmaya çalışıyorum. İşim açıkçası evden çalışmama da müsaade ettiği için bu süreçte çok zorlandığımı söyleyemem. Sadece evet, süreç bizi üzüyor mu? Evet, üzüyor. Ama onun dışında hani pozitif taraflarından bakmaya çalışıyorum. Evet, en faydalı şekilde geçirmeye çalışıyoruz bu süreci. Ben sizin yayın yapacağımı öğrendiğimde çok heyecanlandım. Çünkü yaptığınız spor gerçekten çok heyecanlı bir spor. Sorularımı da size büyük bir heyecanla soracağım bu yüzden. Hemen başlamak istiyorum eğer siz de hazırsanız. Rally'ye başlama hikayeniz nasıl oldu? Rally'ye başlama hikayem, aslında ben rallici bir aileden geliyorum. Rahmetli amcam yarışıyordu, babam yarışıyordu, eşim keza hala yarışıyor. Onun için zaten çok içinde doğdum rally'nin desem yeridir. Çünkü çocukluğumda da hep etaplardaydım. Babam yarışa giderdi, biz de onunla beraber yarış izlemeye giderdik. Ne zamanki ehliyetimi aldım, ilk yarışıma rahmetli amcamın ismine yapılan Kemal Uda Rally'sine katılmıştım. Sanırım 18-19 yaşında falandım. İlk o zaman rally'yle tanıştım. Kendim bir rally otomobiline oturdum. Akabinde benim üniversite hayatım başladı. Üniversite hayatı boyunca da Bilkent Otomobil Sporları Kulübü Başkanlığı'nı yürüttüm. O süreçte de aslında otomobil sporlarının bir şekilde hep içinde oldum. İşte mezun olduktan sonra iş hayatı nedeniyle bir süre ara verdim diyelim yarışlara. Ama kendi otomobilimi aldıktan sonra 2016 yılında aktif olarak yarışmaya başladım. İlk 2016 yılında Hitit Rally'sine katıldım Çorum'da. Akabinde Ankara'daki 2017 yılında Ankara'daki mahalli şampiyonalara katıldım. Tırmanma şampiyonası, işte akabinde mahalli rally şampiyonası. 2018'de de Türkiye'de düzenlenen mahalli şampiyonlara katıldım. 2019'da da Türkiye Rally Şampiyonası'nı takip ettim. Evet, baktığımız zaman aslında her zaman rally'nin bir şekilde içindeymişsiniz. Bu yüzden neden rally diye soramıyorum aslında bu noktada, ama eğer rallici bir ailede doğmamış, büyümemiş olsaydınız da bir şekilde bu sporu bulur ve yapardım diyor musunuz? Yani ben hep benim gibi olmayıp da rally'ye girmiş insanları çok takdir ediyorum. Çünkü ben içindeydim. Yani hani biz yapmasak, ben yapmasam hakikaten ayıp olurdu. Veya işte bizim ailemizden birileri, kardeşlerimden biri yapmasa ayıp olurdu. Çünkü rally geçmişi olan bir aileden geliyoruz. Onun için hiç rally geçmişi olmayan aileden gelenler yarıştığı zaman gerçekten çok takdir ediyorum. Çünkü hakikaten zor bir iş, kolay bir iş değil.
Ama hani ralici bir aileden gelmeseydim de herhalde yapardım. Çünkü hep şunu söylüyorum. Yeniden dünyaya gelsem yine ralli yapardım. Çok da mutlusunuz anladığım kadarıyla. Bize Çok genel mutluyum. hatlarıyla ralliyi anlatabilir misiniz? Tabii ralli belirli bir güzergahta yapılan özel etaplardan oluşan A noktasından B noktasına sırayla startımız zaman ve dayanıklılık yarışı. Ralliye özel hazırlanmış otomobiller, standart cadde otomobilleri değil. Homologasyon dediğimiz bir onay var. Uluslararası Federasyon'un otomobillerimize verdiği bir onay. Otomobillerimiz o onayı aldıktan sonra bu yarışlara katılabiliyor. Zaman ve dayanıklılığa karşı yarış. Aynı zamanda doğaya karşı yarış diyebiliriz. Çünkü çeşitli doğa koşullarıyla karşılaşabiliyoruz. Bir yarışımız işte asfalt olurken bir yarışımız toprak zeminler oluşuyor. Bununla beraber işte çamuru oluyor, işte çok sıcak zamanda oluyor. Yani hem doğa sporu hem mekanik spor, çünkü neticede bir otomobille yarışıyorsunuz. Ne zaman ne olacağı belli değil. Yani sadece sizin kendi motivasyonunuz, sizin kendi kondisyonunuz değil, otomobilinizin kondisyonu da önemli. Her şey çok iyi giderken otomobilinize bir şey olabilir ve yarışı terk etmek zorunda kalabilirsiniz. Netice itibariyle mekanik de bir spor. Teşekkür ediyoruz bu bilgiler için. Ben rally hakkında bir ön bilgilenme amaçlı araştırma yaparken tırmanma rallisi diye bir şey gördüm. Bu rallinin bir branşı mı? Bundan da biraz bahsedebilir misiniz bize? Otomobil sporlarının bir branşı tırmanma. Ben de tırmanmayla aslında profesyonel olarak tırmanmayla başladım. Tırmanma yarışı ralliden daha kısa etaplarda olur. Normalde rallide etaplar bizim işte 10 kilometre ile 25-30 kilometre arasında değişir. Ama tırmanmada etaplar daha kısadır ve tek başınıza yarışırsınız. Bir co-pilotunuz olmaz. Ben ralliye başlamak isteyenlere hep tırmanmayla başlamalarını tavsiye ederim. Bir yarış otomobilini tanımak için bir fırsat. İki daha kısa etap olduğu için daha az mali yarışlar. Ankara'da da tırmanma şampiyonasının 3 ayağında kovalamıştım ben 2017 yılında. İnşallah tekrarı olduğu zaman yine rally'nin yanında tırmanma böyle biraz elimiz alışsın diye artık girdiğim yarışlardan bir tanesi. Peki, teşekkür ederim bu bilgi için de. Şimdi sizin yarışlar öncesi keşif süreciniz oluyormuş. Araziyi tanıma Evet. açısından. Yarış öncesi süreçten biraz bahsedebilir misiniz bize? Ben size şey anlatayım. Bir rally hafta sonu nasıl oluyor diye anlatayım. Evet, Normalde evet. bizim yarışlarımız cumartesi ve pazar günü. Yarışın koşulduğu hafta sonu. Ama biz o yarışa çarşamba gününden gidiyoruz. Perşembe günü yarışın kaydı, onunla alakalı işlemleri yapılıyor. Cuma günü ise antrenman yapıyoruz. Yani yol keşfi yapıyoruz. Biz normalde önceden o yolları geçemiyoruz. Yarışın olduğu yolu cuma günü etaba gittiğimiz zaman co-pilotumla beraber iki kez geçme hakkımız var. Bu iki kez geçtiğimiz zaman da o yarışla ilgili yol notlarını alıyoruz. Yol notunu bilmeyenler merak edecektir, soracaklardır. Evet. Virajların karakterlerini ve yolları biz önceden not alırız. Bunu da yarışta hızlı bir şekilde okunması için kısa kısa işte rakamlarla veya işte yazarken belirli işaretlerle yaparız ve co-pilot yarış günü o notları hızlı bir şekilde okur. Cuma günü bitiririz. Cuma günü akşam veya cumartesi sabah seremonik start yapılır. Akabinde de özel etaplardan oluşan ve normal etaplardan oluşan yarış başlar. Pazar günü de son bulur. Co-pilottan da bahsettiniz burada. Co-pilotun görevlerini biraz daha açabilir misiniz bize? Ne gibi yardımları var size yarış esnasında? Ya co-pilot yarışın bir kere olmazsa olmazı, çok iyi bir ekip arkadaşınız olması gerekiyor. Yani ikinizin koordinasyonu, motivasyonu çok iyi olması gerekiyor. Co-pilot aslında sadece yol notu okumuyor. Sizi motive eden insan da aslında o. Yani benim eşim de co-pilot. Onun için ben şeye çok inanıyorum. Bir pilotu co-pilot çok çok iyi yerlere de getirebilir, batırabilir de.
Onun için co-pilot sadece yol notu okumuyor, biz zamanla yarışıyoruz ve zaman kontrolünü de yapmamız gerekiyor. Yani belirli sürelerde start alıyoruz. Biz zaman kontrol noktasına veya starta gittiğimiz zaman istediğimiz anda start alamayız. Zaman karnemiz var bizim. Zaman karnelerinde belirli süre yazılıdır. X yerden ben start aldığım zaman Y noktasına diğer starta gidişim benim sürelidir. Ne bir dakika öncesinde zaman karnesini verebiliriz, ne bir dakika sonrasında verebiliriz. Tam saatinde vermemiz gerekir. Bunların hepsini de co-pilot yapar. Evet, eşinizin de rallici olduğundan bahsettiniz. Bunun size Evet. avantajları oldu mu? Oluyor. Tabii oluyor. Yani aile desteği ralli sporunda bence çok çok önemli. Şimdi Evet. ikimizin de aynı şeyi yapıyor olmamız, aynı zevklerimizin olması hayatı bizi açıkçası daha keyifli hale getiriyor. O farklı bir otomobilde yarışıyor ama biliyorum ki yarış boyunca aklı bende. Aslında tek dezavantajı o. İkimizin de aklı birbirimizde oluyor. İşte ikimiz de acaba finish'e varabildik mi, bir sıkıntı yaşadık mı? Çünkü finish'e geldiğim zaman benim ilk yaptığım onların zamanına bakmak. Acaba finish'e gelebildiler mi diye. Onun ilk yaptığı da benim zamanıma bakmak. Acaba finish'e geldik mi, herhangi bir sıkıntı yaşadık mı diye. Bu dezavantajı. Ama onun dışında evdeyken sürekli rally konuşuyoruz veya işte birbirimizi geliştirmek adına neler yapabiliriz onu konuşuyoruz. Bana çok çok faydası oluyor eşimin tecrübeli bir co-pilot olması. Peki rallide kazanan nasıl belirleniyor? Önemli olan finişe ilk gelmek mi? Şöyle hepimizin zamanları oluyor. Yani biz aslında aynı anda start almıyoruz. Tek tek start alıyoruz. Toprak etaplarda 2 dakika arayla start alırız. Asfalt etaplarda 1 dakika arayla start alırız. Ve kategorilerimiz var. Otomobillerimizin gücüne ve özelliklerine göre farklı kategorilerde yarışıyoruz. Ama sezon sonunda Türkiye derecesi için sezon boyunca yapılan 7 tane yarış var. O 7 tane yarışın 6 tanesine katılmış olmamız gerekiyor. Bu yarışları bitirip derece almamız gerekiyor. Bu yarışlardan aldığımız puanlara göre Türkiye derecesi alıyoruz. Yani sadece bir tane yarışla derece alınmıyor. Sezon boyunca federasyonun ilan ettiği zorunlu koştuğu yarışlara girmemiz, o yarışları bitirmemiz, finish görmemiz ve orada da derece yapmamız gerekiyor. Aslında bir süreçten bahsediyorsunuz burada yani. Tabii. Tabii. Yani normal şartlarda işte Nisan ayında başlayıp Kasım ayında falan biten bir süreç. Şu anda ertelenen yarışlar var mı peki? Var tabii. Hatta sezonun işte ilk yarışından önce bir rally cross yarışı vardı. İşte benim arabam Bursa'ya gitti. Arkasından işte maalesef bu işler oldu. Orada çekici üzerinde kaldı, geri geldi falan. Yani çok üzüldük tabii. Yani rally cross iptal oldu. Akabinde ralliler iptal oldu. Gerçi iptal oldu demeyelim. Ertelendi. İnşallah Haziran sonu Temmuz gibi umuyoruz ki sezon yeniden başlayacak. Biz de öyle umuyoruz. Aynı zamanda eğitim hayatınızdan ve mesleğinizden bahsettiniz. Mesleğinizi bir öğrenebilir miyiz izleyicilerin de öğrenmesi açısından? Sigortacıyım ben. Sigortacı olmanızın ralli yapmanıza bir faydası oldu mu ya da avantajları oldu mu? Şöyle avantajı oldu tabii. Yani aslında sigortacılığın ralliye avantajı oldu. Çünkü sigortacılık risk yönetimini çok iyi yapmaktır. Yani sonrasını çok iyi hesaplamaktır. Ralli de aslında öyle. Alacağınız riskleri, verdiğiniz kararları, yaptığınız iş etkiliyor. Onun için sigortacılığın bana rallide faydası olduğunu düşünüyorum. Çünkü ralli sadece yarışmak değil, şeyi de hesaplamanız gerekiyor. İşte otomobilinizin durumunu, yani yarışa başlarsınız, işte lastiğinizin durumuna göre veya işte klasmanınızdaki derecenize göre son etap işte biraz daha tempoyu düşüreyim diyebilirsiniz veya işte duruma göre biraz daha tempoyu yükselteyim dersiniz. Aslında hep bir risk hesabı da yaparsınız. Bir stratejiniz de olması gerekir. Sigortacılığı rally için bana kattığı önemli şeylerden bir tanesi bence bu. Risk hesabını çok iyi yapıyorum.
Peki eşinizle birlikte bir kaza geçirmişsiniz aslında, takla atmışsınız. Yanılmıyorsam ilk yarışınızmış, doğru mu? Evet. O anı İlk bize yarış anlatabilir misiniz? şöyle, o yarış ben sağ koltuktaydım. Yani co-pilot koltuğundaydım, eşim pilot koltuğundaydı. Yani aslında finişe de çok az kalmıştı. Yani etabı bitirmemize çok az kalmıştı. Etabın sonuna doğru aslında araba bize sinyal verdi. Yani bizim arka sağ lastiğimiz patlamış. Ama rally işte, yani ne zaman ne olacak hakikaten belli değil. Ben artık etabın sonuna doğru yaklaşıyoruz diye son notları okudum ve defteri kapatmamla birlikte biz takla atmaya başladık. Ama bana şunun şöyle bir faydası oldu. Rally'de şey derler, eğer kaza yapıp takla atıp devam edersen evet rallici olursun. Halde tabii ki bir panik yaşıyorsunuz ama biz babamı aradık. Baba arabayı devirdik, böyle böyle takla attık. Hayırlı olsun, pilot olmuşsunuz dedi. Yani bu işte hani rallici bir aileden gelmiş olmanın avantajı. Belki hani Evet, ailesi kesinlikle. hiç yarışmayan biri biz takla attık diye arandığında tedirgin olabilir, korkabilir. İşte baba rallici olunca hayırlı olsun, pilot olmuşsunuz dedi, güldü. Bunun bana bir artısı ne oldu? Takla atana kadar, kaza yapana kadar şeyi bilmiyorsunuz. Ne olacağını bilmiyorsunuz. O kazadan sonra artık evet bir şey olmuyormuş deyip açıkçası gaza biraz daha rahat basabiliyorsunuz. Yani hiç bakış açınızı değiştirmedi mi? Hiç daha sonrasında tedirgin olmadınız. Aksine sizi cesaretlendirdi mi bu yaşadığımız şey? Tabii cesaretlendirdi. Çünkü bir şey olmadığını gördüm. Yani o güne kadar çünkü hep aklınızda bir soru işareti var. Yani kaza yaptığınız zaman acaba ne oluyor? Ama kaza yaptığım zaman gördüm ki hakikaten bizim otomobillerimizin güvenlik önlemleri çok çok yani o taklayı normal bir otomobille atmış olsanız burnunuz bile kanamadan çıkıyor olmanız çok zor bir ihtimal. Ama çok güvenlikli otomobillerle yarışıyoruz. Ki zaten yarış öncesi bizim otomobillerimiz bir teknik kontrolden geçiyor. O kazadan sonra anlıyorsunuz ki hakikaten bir şey olmuyor. Beni cesaretlendirdi mi? Evet, cesaretlendirdi. Ha, kadın olmanın belki bir dezavantajı dışarıdan şunu duyduğum oldu. Yani o kazadan sonra devam etmeyeceğini düşünmüştük diyenler oldu. Ama tersine benim cesaretimi arttırdı o kaza. Yani iyi ki olmuş. Peki yaşadığınız böyle bu kazadan başka unutamıyorum dediğiniz. Yani bir kaza daha yaptım. Onu da ben kullanıyordum. Geçen sene sezon ilk yarış Ege Rally'sinde bir köprüden aşağı uçtum. Yani o da aslında bir tecrübeydi. Orada işte aslında hata yaptıkça daha profesyonelleşiyorsunuz. Yani neden hata yaptığınızı sonradan öğreniyorsunuz. Benim için o da bir tecrübe. İlk gün yağmur yağmıştı ve biz çok hızlı gidememiştik yağmurdan dolayı. İkinci gün onun artık psikolojisiyle daha hızlı gitme psikolojisiyle hakikaten bütün yarışçılar bunu der ama kaza yaptığımız yere kadar biz çok iyi gidiyorduk. Ve o kadar hızlı girmemem gereken bir viraja normalden çok hızlı girdik ve arabanın kontrolünü kaybettik maalesef. Köprüden aşağı indik. O da enteresan bir tecrübeydi çünkü ben arabadan indiğim zaman insanlar kadın pilot indiği şaşırdı. Kadın pilot beklemiyorlardı. Bir de o kadar sakin beklemiyorlardı. Arabayı biz bayağı olduğu yerden çıkartmaya çalıştık ama maalesef çıkartamadık. Çıkartabilmiş olsaydık devam edecektim. O da enteresan bir tecrübeydi. Yani o köy halkının işte kadın pilot görüp veya işte araba çekiciyle geldi ama çekici çıkarttıktan sonra ben yine arabaya bindim. Öyle indirdim arabayı etap başlangıç noktasına. Orada mesela çok alkış aldım ben. O da unutamayacağım hatıralardan biri oldu. Çünkü hakikaten insanlar kadın pilot gördüğü zaman biraz daha böyle
nasıl diyeyim, daha mutlu oluyorlar sanki. Yani çünkü erkek pilota çok alışmışlar. Özellikle kadın Evet. seyirci, kadın pilot gördüğü zaman daha böyle nasıl diyeyim, bakışlarda o şeyi görüyorum. Hani bizi cesaretlendiren, bizi mutlu eden bir bakış var. Onu hissedebiliyorum. Evet, aslında yaptığımız şey bu noktada gerçekten çok değerli bence. Çünkü ne yazık ki hala trafikte bile kadın şoförlere böyle bir ön yargıyla yaklaşılabilen zamanlar oluyor. Ne yazık ki. Sizin yaptığınız gerçekten çok kıymetli bir şey bence bu noktada. Bu anlattığınız da gerçekten çok güzeldi. Şimdi baktığımız zaman rally'nin maliyetli bir spor olduğunu görebiliyoruz aslında. Kazalardan bahsettiniz. Kazalardan sonra oluşan bu hasarlar nasıl telafi ediliyor peki? Şöyle, sponsorlarımız var. Ama benim bir şansım da şu, babamın da mesleğinin otomobille alakalı olması. Yani babamın bir servis sahibi olması. Onun için açıkçası benim maliyetim biraz daha düşüyor. Bu konuda ben şanslıyım. Yani otomobilime bir şey olduğu zaman kendi servisimizin olması benim için bir avantaj. Ama onun dışında otomobil sporları maliyetli mi? Evet, çok maliyetli. Onun için en azından servis giderlerim için iyi ki babam var. Uludağ Motorlu Araçlar, buradan da servisimizin ismini de zikredeyim. Ufaktan böyle reklamını yapayım. Teşekkür ediyorum bütün çalışanlara da. Sponsordan da bahsettiniz burada. 2019 yılında Kore Evet. Sigorta ile beraber çalışmışsınız. Evet. 2020'de de devam mı? Evet, devam. 2019 yılında Koru Sigorta ana sponsorluğunda yarıştım. 2020'de de yine Koru Sigorta ana sponsorluğunda ve Assist Line co-sponsorluğunda yarışmaya devam edeceğiz. Tabii bütçe isteyen bir spor, rally. Yine Evet. co-sponsor görüşmelerimiz devam ediyor. Yani hala görüştüğümüz firmalarda var co-sponsor olmak isteyen. Ama ana sponsorum Koru Sigorta. İnşallah bizim ilk başta da konuştuğumuz, yani geçen sene de konuştuğumuz, işte bu iş ortaklığının en az 5 yıl sürmesiydi. İnşallah önümüzdeki yıllarda da Koru Sigorta'yla devam edeceğiz. Onlar da çok sevdiler ralliyi. Gelip gidiyorlar, yarışları izliyorlar. Keyif de alıyorlar. İnşallah uzun yıllar beraber Koru Sigorta ana sponsorluğuna devam edeceğim. Giderlerden bahsettik. Biraz da bu işin kazancından bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu sormak istiyorum size. Bir insan sadece ralli yaparak hayatını geçindirebilir mi? Böyle bir boyut var mı yani? Türkiye'de öyle biri yok. Yani hani rally yaparak geçimini sağlayan Türkiye'de öyle bir sporcu yok. Dünyada var, evet. Türkiye'de de o şartlara gelmesi için herhalde biraz daha zamana ihtiyacımız var. Biraz daha gelişme ihtiyacı var bu sporun. Çünkü yurt dışında bu sporu insanlar bizim gibi yetişkin olduğunda, ekonomik güçleri yerinde olduğunda başlamıyorlar. Çok çocuk yaşlarda başlıyorlar ve bunu profesyonel iş olarak seçiyorlar. Yani biz bunu spor olarak yapıyoruz, işte hobi olarak Evet. yapıyoruz. Ama yurt dışında bu profesyonel iş olarak seçildiği için, evet, dünyada bu işten para kazananlar, profesyonel olarak geçimini otomobil sporundan sağlayanlar var. İnşallah günün birinde Türkiye'de de öyle olur diye umut edelim. İnşallah biraz Türkiye dünya kıyaslamasına gidebiliriz bence burada. Ben bir süredir bu yayınlara devam ediyorum ve diğer sporlardan öğrendiğim kadarıyla bazı parkurlar dünyada yapılıyor ama Türkiye'de hala yapılmıyor. Rally için de böyle bir parkur var mı? Ya da şu an Türkiye'de rally olarak eksiklerimiz neler bizim? Aslında eksiğimiz yok. Hatta dünya standartlarında etaplara baktığın zaman Türkiye'nin etapları dünyadaki birçok etaptan çok daha iyi. Dünya Rally Şampiyonası'nın bir ayağı ülkemizde yine Eylül ayında inşallah yapılması planlanıyor. Ve Dünya Rally Şampiyonası'nın yapıldığı yarışlar arasında da en iyi yarışlardan, en zorlu ama en iyi yarışlardan bir tanesi dünya Türkiye'de Eylül ayında koşulacak. Türkiye'nin yarış anlamında, organizasyon anlamında, etap anlamında kesinlikle bir eksiği yok. Hatta bence fazlası bile var. Çünkü Türkiye'nin etapları hakikaten çok çok iyi. Asfalt etapları için belki
daha iyi, dünyada daha iyi etaplar olduğu söylenebilir ama toprak etaplarda dünyadaki birçok etaptan çok daha iyi etaplara sahip Türkiye. Peki rally için yaptığınız özel antrenmanlar ya da çalışmalar var mı bireysel olarak? Yani nasıl hazırlanıyorsunuz yarışlara mesela? Ankara'da maalesef bunun için bir etabımız yok. Yani antrenman yapamıyorum Ankara'da. Yılda iki kere aracımı İstanbul'a götürüyorum. Yılda iki kere o zaman antrenman yapabiliyorum. Onlarda nasıl işte arabada bir değişiklik yaptığımız zaman veya yarış öncesi arabayı mutlaka bir denememiz gerekiyor. Ancak o zamanlar yılda iki kere arabayı İstanbul'a götürerek orada antrenman yapabiliyorum. Bu aslında otomobil sporlarının neden gelişmediğiyle alakalı da bir cevap. Yani antrenman yapacak etap bile olmayınca Ankara'da açıkçası bu işler biraz zor yürüyor. Buradan da belediye başkanlarına, bakanlığımıza çağrı yapmış olalım. Evet, Ankara'da bir etaba ihtiyacımız var. Biliyoruz en kısa zamanda bu imkanlara sahip olabilirsiniz. İnşallah. Dediniz ki arabayla beraber yaptığınız bir şey bu. Peki sahip olmanız gereken teknik bilgi nedir? Çünkü yarış esnasında tek başınıza oluyorsunuz aslında. Şöyle mutlaka teknik bilgiye ihtiyacınız oluyor. Çünkü yani arabadan anlıyor olmanız gerekiyor. Arabanın verdiği tepkilerden arabaya ne olduğunu anlıyor olmanız gerekiyor. Atıyorum fren hidrolinizde bir sorun varsa onu anlamanız gerekiyor. İşte lastiğiniz patladıysa o arabanın gidişinden lastiğinizin patladığını anlamış olmanız gerekiyor. Yani teknik ihtiyacınız var. Veya ufak şeyleri tamir edebilecek kadar teknik biliyor olmanız gerekiyor. Çünkü hakikaten işte zamana karşı yarışıyorsunuz ve eğer işte o küçücük teknik bilgilere sahip olmazsanız, o teknik bilgi yüzünden yarış dışı kalırsanız çok üzülürsünüz. Atıyorum fren hidrolinize bir şey oldu, bir kablo yerinden çıkmış, bir şey olmuş. Onu tamir edebilecek kadar eğer bilgiye sahip olursanız yarışa devam etme şansınız var. Çünkü etap içinde siz ve kopilotunuzdan başka arabaya kimse dokunamaz. Siz ikiniz tamir etmek zorundasınız. Onun için azami de olsa otomobilden anlamak gerekiyor yarışmak için. Evet, ilk başta kategorilerden biraz bahsettik ama o kısmı biraz daha detaylandırmak istiyorum. Çünkü ben de çok merak ediyorum. Mesela bir organizasyonda bizim beraber yarışabilmemiz için araçlarımızın aynı derecede mi iyi olması gerekiyor yoksa sadece kadın erkek olarak mı ayrılıyor bunlar? Bu kategorilerden de bize bahsedebilir misiniz? Şöyle, ben kategorimde hem kadınlarla yarışıyorum, yani bir kadınlar şampiyonası var. Bir de Türkiye Rally Şampiyonası'ndaki genel klasman var. Bir de kendi kategorim var. Yani yarışırken aslında üç ayrı kategoride yarışıyoruz. Genel klasmanda, kendi araçlarımızın olduğu kategoride ve kadınlar şampiyonasında. Araçlarımızda kadınlar şampiyonasında araç fark etmeksizin yarışıyorsunuz. Yani aracınızla alakalı kategori fark etmeksizin yarışıyorsunuz. Genel klasmanda yine araç fark etmeksizin yarışıyorsunuz. Kategori fark etmeksizin. Fakat kendi kategorinizde yarıştığınız araçlar sizinle aşağı yukarı aynı özellikte otomobiller olması gerekiyor. Şu anda 5 tane kategori var Türkiye Rally Şampiyonası'nda. Ben 5. kategoride yarışıyorum. Aslında en düşük motor gücü diyelim, o seviyedeki otomobillerle yarışıyorum. Peki rally yapmak için izlenmesi gereken yol nedir? Yani ben arabayı ve hız yapmayı seviyorum. Bu yüzden rally yapabilirim diyebilir miyim? Yoksa bir yol izlemem gerekiyor mu? Bu süreci de bize anlatabilir misiniz? Şöyle, rally yapmak isteyenlere benim tavsiyem şu olur. Önce gelip rally'yi izlemeleri. Çünkü rally hakikaten ekip işi, zor bir iş, kolay bir iş değil. Dışarıdan izlendiği zaman açıkçası şey gibi geliyor. Ben de böyle giderim, ben de böyle kullanırım denilebiliyor. Ama rally otomobili kullanmak gerçekten bir normal cadde otomobili kullanmaktan çok çok farklı. Sevmeniz gerekiyor. Çünkü çok özveri gerektiriyor. Yani şöyle düşünün, ayda neredeyse işte bir tane iki sezon başlarsa inşallah, ayda neredeyse iki tane, iki haftada bir yarış olacak. Biz yarışlara çarşamba gününden gidiyoruz.
Yani ayda neredeyse 8-10 gününüzü ona ayırmanız gerekiyor. Çok ciddi fedakarlık istiyor. Yani o fedakarlığı yapabilmeniz için de bu işi hakikaten çok sevmeniz gerekiyor ve ona göre de bütçe ayırmanız gerekiyor. Bu bütçeleri bulmak da kolay değil. Belki kendi hayatınızdan birçok şeyden fedakarlık ediyorsunuz. Normal cadde otomobilinize yapacağınız yatırımı yarış otomobilinize yapıyorsunuz. Onun için çok çok sevmek gerekiyor. Ralliye başlamak isteyenlere onun için tavsiyem önce yarışa gelmeleri, bir yarış hafta sonunu izlemeleri, yarış garajlarıyla görüşmeleri, insanlar neler yapıyor, yarış otomobilleri nasıl hazırlanıyor, servis sırasında nasıllar. Akabinde evet, evet gerçekten ben bu işi yapmak istiyorum derlerse arkasından bir tırmanma yarışıyla, çünkü daha düşük maliyetli, daha kilometresi kısa, öyle bir yarış başlamalarını tavsiye ederim. Çünkü ralli hakikaten ciddi zaman ve emek isteyen bir spor. Bir yandan izleyicilerimizden yorumlara bakıyorum. Bir soru gelmek ettiğim bir şeydi. Özlem Ulucan rally yarışlarına alışmış bir sporcu olarak normal trafiğe çıktığında zorlanıyor mu, yabancılık çekiyor mu? Yok, normal trafikte çok yavaş kullanırım. Yani şimdiye kadar hiç trafik cezam çok şükür yok. Kazam herhalde bir ilk ehliyeti aldığım sene ufak bir kazam vardı. Onun dışında çok şükür ne kazam var ne trafik cezam var. Hakikaten iyi bir şoförüm diyorum. Kurallara uyarım. Dışarıdan baktığınızda asla da şey diyemezsiniz. Hani ralli yapıyordur falan diyemezsiniz benim için. Çok sakin kullanırım. Belki de o adrenalini işte etapta attığımız için. Evet. Biraz da 2019 yılından bahsediyorum. Pilotlar ikinci olmuşsunuz. Yanılmıyorsam erkeklerin yarıştığı R5 kategorisinde de ikinciliğiniz var. Evet. Nasıl Şu an hissetmiştiniz o zaman bu başarılarınızda? Şöyle, yani genel klasmanda sadece kadınlarla değil erkeklerle de yarışıyorsunuz. Aslında yarışta da cinsiyetiniz kayboluyor. Yani netice itibariyle evet, federasyonumuz bizi bir işte kadınlar kategorisi yaparak bizi onore ediyorlar aslında. Pozitif ayrımcılık diyelim, çok da hoş oluyor. Ama onun dışında zaten erkeklerle yarışıyorsunuz. Yani sizin cinsiyetinizin arabanın içinde olduğunuz sürece bir önemi yok. Onun için keyifli oluyor. Sadece kadın erkek rakiplerinizi de geçebiliyor olmak, onlarla da yarışabiliyor olmak takdir topluyor. Geçtiğim birçok arkadaşım beni takdir ediyor. Mutlu da oluyorum. Celalettin Uludağ yazmış. Sizi tebrik ediyor ve Ankara size bir antrenman yeri yaptırmak istediğini söylemiş. Siz göremiyorsunuz, onu da ben ileteyim dedim. Kadınlar adına gurur verici. Pistlerde daha çok kadın rallici görmek istiyoruz yazmış yine izleyicilerimiz. Bir soru daha var. Rally sporunun en çok geliştiği ülke sorulmuş size. Rally sporun en çok geliştiği ülke tartışması İtalya sanırım. Takımlarıyla olsun, otomobil fabrikalarıyla olsun, otomobile yaptığı yatırımlarla olsun, en gelişmiş ülke sanırım tartışması İtalya. Geçen senelerde Dünya Rally Şampiyonası'na katılamamışsınız yanılmıyorsam. Katılmayı Evet. hedeflediğinizi okudum ben. O yarış hakkında konuşalım biraz da. Hedefleriniz neler katıldığınızda? Dünya Rally Şampiyonası'nın Türkiye'deki ayağına tabii ki katılmak istiyorum ama çok bütçeli bir yarış. Yani herhalde benim bir sezonki bütçemin tamamı kadar o yarışın bir bütçesi var. Buradan da bir çağrı yapmış olayım. Sponsor Evet. olmak isteyen olursa özellikle Dünya Rally Şampiyonası'nın o ayağı için ülkemi temsil etmeyi, kadın pilot olarak temsil etmeyi çok isterim. Türkiye'den tabii ki bir sürü erkek katılacak Dünya Rally Şampiyonası'nın Türkiye ayağına. Ama kadın pilot olarak ülkemi temsil etmeyi çok çok isterim. Umuyoruz yeterli desteği bulursunuz ve bizleri orada da temsil edersiniz. Çok güzel başarılarla geri dönersiniz. Bir soru daha İnşallah. gelmiş izleyicilerimizden. Sporcumuz ne kadar daha bu sporu yapmak istiyor diye sorulmuş. Böyle bir kısıtlama getirdiniz mi kendiniz? Gerçekten bunun için
Şimdi bir yaş sınırı var mı? İmkanlarım yettiğince yapmak istiyorum. Yani gücüm el verdiğince, imkanlarım el verdiğince yapmak istiyorum. Bu yarışın yaşı yok. Yani imkanlarımız, gücümüz el verdiğince, tabii ki yani ilerleyen yaşlarda sağlık raporu alınması gerekiyor. Eğer sağlığınız müsaade ediyorsa tabii ki yarışabiliyorsunuz. Ben de imkanım, gücüm el verdiği sürece yarışmak istiyorum. Umarız daha uzun yıllar imkan bulursunuz diyelim o zaman. Ben İnşallah. sorularımın sonuna geldim bu noktada. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Benim eklemek istediğim, ralliye başlamak isteyenler için veya otomobil sporlarına bir ucundan başlamak isteyenler için şu anda Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu e-ralli düzenliyor. Sanal ortamda yarışabileceğiniz bir yarış, güzel bir ödülü var. Ve birinci olanın gerçek bir yarışta yarışma şansı verilecek, para ödülünün yanı sıra. Onun için TOSFED'in sayfasından bununla ilgili bilgilere ulaşıp yarışmak isteyenler, şu dönemi değerli geçirmek isteyenler diyebilirim. O yarışa katılabilirler, TOSFED'in düzenlemiş olduğu e-rally. Bunun yanı sıra birçok kulüp de sanal yarış düzenliyor. Gerçek yarışçılarla beraber sanal ortamda yarışabilirler. Hepimiz yarışıyoruz o yarışlarda. Onun dışında inşallah kısa sürede bu pandemiden kurtuluruz. Yeniden yarışlar başlar. Rally severlerle yeniden etaplarla buluşuruz diye umuyorum. Herkese sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Biz de öyle umuyoruz. Bir soru daha gelmiş. Onu da sorayım size eksik olmasın. Özlem Hanım'ın en büyük hayali hangi yarış? Hayali hangi araçla acaba diye soruyorum. Hayalim hangi? Herhalde İtalya'da Efsaneler Rallisi'nde Bilancia Stratos'la yarışmak isterdim. Hani hayal olduğu için, hakikaten çok hayal. Hayal olduğu için onu söyleyebilirim. İtalya'da Lancia Stratos'la yarışmak isterdim. Umarız bir gün bu hayali gerçekleştirebilirsiniz diyelim. İnşallah. Ben çok katıldığınız için, güler yüzünüz için çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli Ben bir yayındı. teşekkür Ben de ederim. ralliyi ve sizi daha yakından tanıdığım için çok mutlu oldum. Umarım izleyenleri de mutlu edebilmişizdir. Keyifli vakit geçirebilmişizdir. Tekrar çok emeğine katıldığınız için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Tandem'in 14 kuşağında bugünkü konuğumuz Özlem Uludağ Gülcan'dı. Beraber ralli ve kadınların bu spordaki yerini konuştuk aslında biraz. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkür ederiz.